Bu yıl 13.sü düzenlenen atom fuarı Rusya'nın Karadeniz'deki şehri Soçi'de başladı. Türkiye'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı fuara ve o fuarın ilk gününü CNN Türk Dış Haberler editörü Enver Kaptanoğlu ve kameraman Emir Ünlü'nün izlenimleriyle görelim. The memory of the fallen drones and the victims by a minute of silence. Rusya'nın başkenti Moskova'da Cuma günü yaşanan kanlı terör saldırısı nedeniyle Soçi'de düzenlenen 13. Atom Enerjisi Fuarı böyle başladı. Moskova'daki terör saldırısının ardından ülke genelinde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılmışken işte Soçi şehrinde de düzenlenen atom fuarında yine güvenlik önlemleri üst düzeyde. Gördüğünüz gibi Rus polisi ve askerleri fuar alanının etrafında devriyelerini arttırmış durumda. Güvenlik kontrolünün ardından fuar alanına giriş yaptığınızda işte arkamda gördüğünüz bu Sovyetler Birliği dönemine ait uzay aracı sizi karşılıyor. Atom fuarının hemen bahçesinde sergiye sunulan bu araçla Rusya 1988 yılında, daha doğrusu Sovyetler Birliği 1988 yılında uzaya, işte uydulara malzeme taşımıştı. Bu yıl Soçi'de 13.sü düzenlenen atom fuarına tam 75 ülkeden 4.500 kişi katılıyor. Türkiye'den de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yer alıyor. Büyük bir terör saldırısı Moskova'da gerçekleşti. Bundan birkaç gün önce biz konuşmamda da konferansta da ifade ettim. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bunu lanetliyoruz. Elbette ki oradaki terör saldırısında hayatını kaybedenlere ben onların ailelerine başsağlığı diledim, diliyorum sizler vasıtasıyla da. Ve açıkçası bugün toplantıya buraya gelmemizin göstergelerinden bir tanesi aynı zamanda bizim bu dayanışmaya verdiğimiz önem. Ruslarla, hakikaten Rusya'yla önemli bir işbirliğimiz var birçok alanda, özellikle enerji alanında. Ama böyle bir günde burada olmak hakikaten onlar açısından da önemli oldu diye düşünüyorum. Türkiye, Rusya ile ortak inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile artık nükleer enerji üreten ülkeler liginde. Dolayısıyla atom fuarında Akkuyu Nükleer Santrali'nin bir standı da bulunuyor ve gördüğünüz üzere hem temiz enerjiyi hem de Akdeniz ikliminin sembolleri olan portakal ve limon ağaçlarını yansıtan öğelerle bu stand atom fuarında boy gösteriyor. Nükleerin açıkçası hani küreseldeki en önemli organizasyonlarından bir tanesi. Türkiye geçtiğimiz yıl Nisan ayında Akkuyu'ya ilk nükleer yakıtın gelmesiyle beraber, taze yakıtın gelmesiyle beraber artık bir nükleer tesis, nükleer ülke haline geldi. Bizim yenilenebilir hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok önemli. Atom ve nükleer enerji alanında son teknolojilerin, son yazılımların tanıtıldığı atom fuarında bu yılın teması temiz enerji, geleceği birlikte yaratmak. İki gün sürecek fuarda bu tema işlenecek.